Bir diğer belgemizde ise Mustafa Kemal Bey'in 3 Mayıs 1915 tarihinde verdiği emirden bir kesit görüyoruz. Zaten altında 19. Fırka Kumandanı Kaymakam Mustafa Kemal Bey diye kendisinin imzasını da görüyoruz. Ve şöyle diyor Mustafa Kemal Bey. Benimle beraber burada harp eden bir cümle askerler katiyen bilmelidir ki uhdemize tevdi edilen vazifeyi namusu ve vatanı tamamen ifa etmek için bir adım geri gitmek yoktur. Bu sırada hap yani uyku dinlenme ve istirahat aramanın ve bu istirahatten yalnız bizim değil bütün milletimizin ebediyen mahrum kalmasına sebebiyet verebileceğini cümlenizi hatırlatırım diyerek aslında buradaki kararlılığını ortaya koyuyor. Aslında Samsun'a çıkan Mustafa Kemal Bey işte buydu. Bu karaktere bu e, azimkarlığa ve mücadeleci ruha sahip olan bir Mustafa Kemal'di. Bir diğer belgemiz ise Anapartalar Muharabatı'na ait rapordan. Yani Mustafa Kemal Bey'in kendi yazdığı ifadelere bakıyoruz şu an. Burada da Haziran ayında öngördüğü Ağustos 1915'te gerçekleşen saldırılar sonrasında Anapartalar Grup Komutanlığı vazifesini üstlenen Mustafa Kemal Bey'in yazdığı satırları şu an ekranda görüyoruz. Başkaları tarafından başlanmış kanlı ve gayip yani kaybedilmiş bir marekenin yani savaşın mücadelenin mesuliyetini deruhte etmek o kadar basit bir keyfiyet yani basit bir iş olmasa gerek. Fakat ben Kemali i iftiharla bu mesuliyeti kabul ettim diyen bir Mustafa Kemal'i görüyoruz aslında bu satırlara baktığımızda. İşte Samsun'a çıkan ve 1919'da Samsun'da başlayan bu mücadeleyi ve sonrasında bu mücadeleyi önderlik etme azmine yine Kemal iftiharla kabul eden bir Mustafa Kemal'i görüyoruz aslında biz Çanakkale'de. Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığında daha henüz Atatürk değildi. Bir Çanakkale kahramanı, Anafartalar kahramanı olarak Samsun'a ayak bastı. Dolayısıyla bu esnada şuna dikkat etmek lazım. Samsun'a çıkan Çanakkale kahramanı Mustafa Kemal kimdi? Aslında Mustafa Kemal'i en iyi anlatan ifadeler yine kendisinin Çanakkale'de vermiş olduğu emirlerin satır aralarında anlaşılıyor. Bunlardan ilki ve belki de en önemlisi 25 Nisan 1915 tarihinde 57. yıl ile birlikte Conk olan yürüyüşünün sonunda ve Anzak askerleriyle karşılaştıktan sonra ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar gelebilir diyerek 57. alayı taarruza kaldırmış ve Çanakkale muharebelerinin seyrini değiştirecek çok önemli bir müdahalede bulunmuştu. Ve muharebelerin devam eden safhasına baktığımızda tarihler 30 Nisan 1915'i gösterdiğinde Mustafa Kemal'in dikkati çeken bir diğer emriyle karşılaşıyoruz. Mustafa Kemal Bey 30 Nisan tarihinde vermiş olduğu emirde içimizde ve kumanda ettiğimiz askerlerde ikinci bir Balkan acaleti yani utancı yaşamaktansa Burada ölmeyi tercih etmeyeceklerin olduğunu düşünmek istemiyorum. Şayet aramızda böyleleri olduğunu düşünüyorsak onları derhal kendi ellerimizle kurşuna dizelim diyebilecek kararlılıkta bir Mustafa Kemal profili karşımıza çıkıyor. Ve tarihler 3 Mayıs'a geldiğinde bakın muharebeler bütün hızıyla devam ederken. Mustafa Kemal diyor ki benimle beraber burada harp eden bir cümle askerler bilmelidir ki üzerimize tevdi edilen namus görevini eksiksiz yerine getirmek için bir adım dahi geri gitmek yoktur. Uyku ve dinlenme aramanın yalnız bu dinlenmeden bizim değil, aynı zamanda bütün milletimizin mahrum kalacağını hepinize hatırlatırım diyen bir Mustafa Kemal'den bahsediyoruz. Ve daha Haziran ayına geldiğimizde, Haziran 1915'de, Congbay'ına yönelecek tehlikeyi daha iki ay öncesinden görmüş, bir askeri deha Mustafa Kemal Bey'den bahsediyoruz. Ve nitekim 6-10 Ağustos muharebeleri olarak tarihe geçen bu saldırılar gerçekleştiğinde Mustafa Kemal Bey Çongbayer'da yaşanan hadiseyi görmüş ve 8 Ağustos tarihinde Anafartalar Grup Komutanlığı'na atanmıştı. Bu sorumluluğu nasıl üstlendiği kendisine sorulduğunda tarihe geçecek şu yanıtını veriyor. Ben vatanım mahvolduktan sonra zaten yaşamayı göz almadığım için bu sorumluluğu kemali iftiharla kabul ettim diyen bir Mustafa Kemal'den bahsediyoruz. Aslında 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan ruh bu ruhta aslında yine kemali iftiharla bu sorumluluğu kabul etmiş. istiklal meşalesini yakmış bir Çanakkale kahramanından bahsediyoruz biz aslında. Nitekim İngilizlerin meşhur devlet adamı Winston Churchill Çanakkale'de sahip olmuş olduğu bu etkiden dolayı Mustafa Kemal'i anlatırken kader adamı, kaderin adamı olarak nitelendirmiştir. Ve Türk milleti 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkan bir Çanakkale gazisinin, bir Çanakkale kahramanının peşinde istiklal mücadelesini verdi ve bu mücadelenin sonunda bizim Çanakkale kahramanı olarak bildiğimiz Mustafa Kemal Bey Atatürk oldu. Yani istiklal mücadelesi bir Çanakkale kahramanının peşinde verildi ve ondan sonra da ona Atatürk denildi. Mustafa Kemal Bey aslında Samsun'a çıktığında arka planda bir Çanakkale kahramanlığı söz konusu. Yani Samsun yolculuğunun arka planında aslında bir Çanakkale, Çanakkale ruhu var ve nitekim Türk milleti bu Çanakkale kahramanının peşinde kenetlenip bu mücadeleyi başarıya erdirdi.